takımımıza, kulübümüze, futbolcularımıza, antrenörümüze çok teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda bu kulübe futbola çok emeği geçen, şu anda hastanede olan COVID'den dolayı Emre Kocadağ'a da çok teşekkür ediyoruz. Keza başkanımız da biliyorsunuz COVID oldu. Bu pek çok yöneticimiz, futbolcumuz hastalıklarla, COVID'le mücadele ediyor. Şu anda başkanımız ve as başkanımız COVID hastası biliyorsunuz. Onlara da acil şifalar diliyoruz. İnşallah en kısa sürede iyileşirler ve aramıza katılırlar. Kayseri'li yöneticilere de teşekkür ediyoruz. Ancak burada gerçekten çok vahim bir olay yaşadık az evvel yukarıda. Maçta son dakikalarda gerginlikten sonra localarımız, yöneticilerimizin locası, Türkiye Cumhuriyeti milletvekili statü taşıyan bir şahıs ve kardeşi tarafından basıldı ve iki arkadaşımız yumruklandı. Bu çok çok acı bir şey. Burası Patagonya değil. Biz derhal kendilerinden davacı oluyoruz. O milletvekili ve kardeşinden davacıyız. Kamera kayıtlarını istedik. Gereken şekilde bütün takibimizi yapacağız. Bir ülkenin parlamentosunda bu halkı, bu milleti temsil eden insanların sokak kabadayısı gibi loca basıp insanlarımızı dövmeye kalkması, bu büyük camia bunun bedelini sorar ve soracağız. Lütfen tekrar rica ediyoruz. Başkanımız da fair play'den bahsediyor. Biz hep Beşiktaş Kulübü olarak bu yönde hareket ediyoruz. Hatta bunun sıkıntılarını çeksek de, bu efendiliğin sıkıntılarını çeksek de bu yönde devam etmeye de kararlıyız. Ancak bu tür saldırılarda bulunanlar mutlaka ve mutlaka cezalandırılmalı. Ve biz Beşiktaş camiası olarak bunu çok yakından takip edeceğiz. Burada teşekkür ediyoruz. Hiçbir sorunumuz yok. Kayseri ile ve Kayseri yöneticilerle zerre kadar sorunumuz yok. Onlara çok teşekkür ediyoruz. Bizi burada gayet iyi ağırladılar. Son derece misafirperverler. Zaten dostlarımız. Aynı camia içerisinde mücadele ediyoruz. Konunun onlarla hiçbir alakası yok açıkçası. Peki arkadaşlar. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun Sayın